Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım Oya Modelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel oya modelinin yapımını anlatacağım. Hem çok kolay hem de iri bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, gayet şık, güzel bir model. Çeyiz'e de yakışır. Kendinize de yapabilirsiniz. Kahve krem e, çok yakıştı bu modele. Bana gelen resimde de arada bir tane e, çimen vardı. Ama siz dilerseniz arayı açabilirsiniz. 3 tane koyabilirsiniz. Çünkü iri bir model arkadaşlar. Evet modelimizin hemen yapımına geçelim. Evet ilk önce yazmamızın kenarını tığ tıbatlı yapalım arkadaşlar. Sonrasında ipimizi sabitleyelim. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle orta büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Tığımızı iki defa doladık. Bir, iki, üçüncü kutucuğa batıyorum. İlk önce tek, sonra 2 sonra 2 Sonra 2 çektiğim trabzan yaptım. Yani 2 doladım, 4 defa da çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tırabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Yine başına dolamadan batarak aşağıya doğru iniyoruz. 2 oldu, 3 4 5 6 defa battım. 7. yuvaya batıyorum. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Yine orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. 2 doladım. 1 2 3. kutucağı batıyorum. ilk önce tek, sonra 2, sonra 2, iki, sonra, iki, sonra iki çektiğim tırabzan. 5 zincir. 2 3 4 5. Tırabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum sonrasında sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyoruz 3 oldu 4 5 6 tane yaptım 7. yuvaya batıyorum Bir zincir Evet aralar bu şekilde olacak ne kadar yapmak isterseniz Ben bir tane koyacağım bana gelen resimde de bir taneydi Şimdi çiçeğin kökünü yapacağız gördüğünüz gibi çiçeğin kökü iki tane örümcekten oluşuyor çiçek yapmadık istediğiniz yerde yine iki tane orta büyük örümcek yapacağız dediğim gibi birincisini yaptım sonrasında altı tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 bir örümcek yaptık altı zincir çektik yedi de çekebilirsiniz eliniz sıkıysa örümceğin tepesine başına dolamadan batıyorum Evet yuvayı yapmış oldum 1 zincir ilmeğimi genişlettim 2. örümceğimi yaptım Sonrasında Bu sefer 1 2 3 4. batıyoruz 4. başına dolmadan battım 1 zincir 1 örümcek 2 doladım 1 2 3. batıyorum ilk önce tek sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum 5 zincir, 2, 3, 4, 5 trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum ve yine aynı şekilde basarak aşağıya doğru iniyorum. Evet, 6 sık iğne üstüne yaptım. 7. yuvaya batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Yine çimen yapacağız. Örümceğimi yaptım. 2 doladım. 1, 2, 3.ye 4 defa da çektiğim trabzan 5 zincir Tırabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum 3 4 5 6 7. yuvaya batıyorum Evet çimeni bu şekilde dediğim gibi ne kadar ara, ara vermek isterseniz o kadar yaparsınız çiçeğe de gelince kökünü bu şekilde yapacaksınız. Evet zaten iki tanesine de çiçeğimizi ekleyeceğiz kenardakileri. Şimdi kahve ipimi alıyorum. Evet kahverengi ipimi aldım. Şöyle bir zincir çektim. İki örümcek arasındaki yuvaya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir 2 3 4 2 doladım bu yuvaya batıyorum 2 2 2 çekiyorum yani 3 defa da çekiyoruz 2 doluyoruz 3 defa da çekiyoruz Evet zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu 1 2 3 zincir çektim 2 doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 aynı şekilde 2 doluyoruz 3 defa da çekiyoruz 2 3 3 zincir yine 2 dolayıp 3 da çektiğimiz 3 tane tırapsan yapıyoruz. 2 ve 3 şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Kaç tane yapmışım? 4 tane yapmışım arkadaşlar. 3 zincir çektim. Dördüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. İki ve üç. İki zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, sonrasında yakacağız bunu. Şimdi krem ipimi alıyorum. Evet krem ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tersini çeviriyoruz tersinden başlayacağız. Yan taraftaki çimen gördüğünüz gibi çimendi. Tepesinde 5 zincir çekmiştik. Şöyle bakın sağ taraftaki çimenin tepesine 5 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. Tığıma iki doladım. Bu yuvaya bakın buradaki yuvaya batıyorum 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum 2 2 2 çekiyoruz 2 doladım aynı yuvaya yine aynı şekilde trabzan 2 doladım 3 defa da çektiğim trabzan 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 2 doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum aynı şekilde 2 doluyoruz 3 defa da çekiyoruz Üçüncüsünü yapıyorum. Tığıma iki doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya yine üç tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Beş zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş. İki doladım. Aynı yuvaya üç trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3 tığıma 2 doladım sıradaki yuvaya geçiyorum hiç zincir çekmedik 3 tane trabzan 2 3 5 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 2 doladık 3 defa da çektiğimiz 3 tane trabzan yapıyoruz ikinciyi yaptım ve üçüncüyü yaptım sol taraftaki bakın, çimenin 5 zincir çektiğimiz yuvasına başına dolamadan batıyorum çevirdim modelimizin düzünü çevirdik tırma doladım bu yuvanın içine bakın 5 zincir çektiğim yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim 7 tane trabzan yapıyorum bir doluyoruz iki defa da çekiyoruz iki oldu 3 4 5 6 ve 7 tırabzan yaptım. 6 zincir çekiyorum. Buradaki pipirikleri yapacağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 Son yaptığım trabzanla bir öncekinin arasına bakın araya batıyorum. Araya başına dolamadan batıyorum. 6 zincir 2 3 4 5 6 yine aynı yere ikisinin arasına başına dolamadan batıyorum 6 zincir 3 4 5 6 aynı yere başına dolamadan batıyorum sonrasında tığıma doladığım bu yuvaya 6 tane tırabzan 1 2 3 4 5 ve 6 tırabzan yaptım. Sonrasında bakın 3 tırabzan sağda 3 tırabzan solda tam araya alttan girerekten sık iğne yapıyorum. Tırma doladım hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. 7 tane tırabzan. 1 2 3 Eliniz sıkıysa daha fazla yapabilirsiniz. 4 5 6 ve 7 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 son yaptığım iki trabzan arasına başına dolamadan batıyorum 6 zincir araya batıyorum 6 zincir araya batıyorum 3 tane pipirik yaptık sonrasında tığımıza doladık 6 tane trabzan 1 2 3, 4, 5, 6. Burada 3 büyük trabzan sağda, 3 solda var tam ortaya. Attan girerekten sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım sıradaki yuvaya. Yine 7 tane trabzan yapıyorum. 2, bunu da göstereyim. 3. Eminim anladınız, o yüzden hızlı yapıyorum. 5. 6 ve 7 6 zincir 2 3 4 5 6 son iki trabzanın arasına batıyorum 6 zincir araya batıyorum 6 zincir araya batıyorum tığıma doladım 6 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Sonrasında bu yan taraftaki çimenin tepesine başına dolmadan batıyoruz. Şöyle iki zincir ipimizi kesiyoruz. Evet bitti bu kadar kolaydı modelimiz. Böyle fazlalıklarını yakacağız. Şöyle araya ne yapabilirsiniz? Arayı böyle bu şekilde bırakılabilir ama bana gelen resimde üzerine 3 tane pipirik yapılmıştı. Onu göstermek istiyorum. Dilerseniz e, direkt giderken de yeşil iple de pipirik yapabilirsiniz. Biz bir tane yaptık. 3 tane yaparsınız. Evet 6 zincir çekiyorum. 3, 4, kaç olmuş? 4, 5, 6. Tepesine başına dolamadan batıyorum. 6 zincir tepesine batıyorum. 6 zincir tepeye batıyorum. Yeterli. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet mesela burada çimen o, o, Buradaki çimenin de üzerine kahve yaparız mesela. Birine krem, birine kahve, iki renk kullandığımız için o şekilde ayarlanabilir. Şöyle yakmadım ama ben yakıp döneyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tamamladım eminim. Siz de çok beğendiniz. Ben çok beğendim. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.